Bugün şöyle bir çalışma nasıl yapılır bunu göstereceğim. Baştan göstereyim size. Bakın bunu nasıl yapıyorum bunu göstereceğim. Gayet güzel bir çalışma. Scratch'te yapılan. O zaman biz hemen videoya geçelim. Bunu sonra da bak gösterelim. Oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Üstte oluştur diye bir şey var. Bunu ben şöyle yukarı kaldırsam acaba bir şey olur mu? Olmadı. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir tane şey koyun. De bununla yapmayacağım diyorsanız bir ilk önce kukla seçmeniz gerek. Ben şunu kullanmıştım. Ben şeyi kullanmıştım. Ben şunu kullanmıştım. Onu unuttum. Bak göstereyim. Neyi kullandım? Oradaki hangisini kullandığını derseniz. Ben Gobo'yu kullanmıştım. Yine Gobo'yu kullanmayacağım. Ne kullansak? Balon kullanalım bence. Balon. Çıktı. Balon bir tane. Bunu kullanacağız. Ben bunu kullanacağım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben bunu hemen şöyle alıyorum. Kodlamaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce olaylardan tıkladığında yer alıyoruz. Ondan sonra şurada bakın bloklarım var. Burada bir şey yok. Altındaki mavi basıyoruz. Burada bir sürü şey var. Ama bizim buradakilerde sadece kalem değişimiz var. Buna tıklıyoruz. Ve size böyle bir yer gelecek. Altta blok kalemim diye. Sonra tümünü sil diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şurada şunu alıyoruz. Boyutu %100 yap. Bunu boyutu %50 yapıyoruz. Sonra arkadaşlar kontrolden sürekli tekrarla alıyoruz. Sonra kalemden bir de damgalayalım. Onun içine koyuyoruz. Sonra harekete gelip buradaki 10 adımı alıyoruz. Ve 5 yapıyoruz. Diyelim bir daha bir kontrol edelim. Arkadaşlar şimdi görünümden renk etkisini %25 yapıp buradaki 25 buraya 5 yazıyoruz. Benim yolumlar. Sonra arkadaşlar harekette fare imleci var. Bunu alıyoruz. Ben alamadım şimdi. Atacağım şunu. Bak içine buraya atabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar yine buradan 15 derece düğünü alıyoruz. Ama buraya 15 değil 10 yazıyoruz. Böyle. Sonra arkadaşlar operatörden rastgele sayı seçi alıyoruz bunu. Bunun içine şöyle koyuyoruz. Ben şunu atayım yani yanlış bir şey yapar. Ama buraya bir değil. Buraya koyamadım. Eksi 30. Ve diğerine de 30 yazıyoruz. Ve son kısmını da arkadaşlar. Arkadaşlar kamera düştü. O yüzden kayıt durdu. Videoyu birleştirme yapacağım şimdi. Şöyle şunu sabitleyeyim. Geliyor. Evet şimdi arkadaşlar biz şimdi şey koyacağız hareket bölümünün aşağı indiğimizde kenara geldiyse sektiri alıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan yapacağımız başka bir işlem kalmadı bitti. Üstte şimdi kaydede basıp şimdi projemiz kaydedildi. Ve ben hemen şuradan projelerime geliyoruz. Ve enste bakın balon geldi. Bunun üstüne basıyorsunuz. Basıyorsunuz. Ve biraz bekliyor benim içerisinde. O yüzden şuna basalı. Ve yaptık. Bence çok güzel oldu bu da. Bunun gibi bir sürü şey yapacağız yine. Böyle skeçte. Çok güzel. Balon yaptık bugünkü videomuzda. Belki daha sonra da birkaç şey yapabiliriz. Scratch'te yapacağımız şeyler bittiği zaman da yaptığımız şeyleri karşılaştık. Ama böyle artık Scratch'te yapılacak bir şey kalmadığı zaman da daha çok var yapılacak. Gayet güzel bence. Ama Gobo biraz daha mı iyiydi diyeceğim de bence ikisi de güzel şu an. Gobo da güzel, balon da güzel bence. İkisini de beğendim. Ben belki bu videoyu bitirip bir iki tane daha yapabilirim aynısından. Çok güzel oldu çünkü. Altta niye böyle açık derseniz bazen unuttuğum şeylere not aldım onları. Bazen kaydırdım bakarak yaptım. Çok güzel oldu. Çok güzel ya. Altındaki şeyler de böyle biraz sanki şey göstermiş ama yine de güzel bence. Şimdi takip ettiriyor. Çok iyi oldu. Neyse bu videoyu da bitirin. Bir arkadaşlar söylemek istiyorum. Bunu durdurmak istiyorsanız şuna basıyorsunuz. Duruyor ve bir daha başlat dediğinizde ekran sıfırlanıyor.
Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.